Yes, my love. Zamanında yaptığım Marvel duyuruları videosunda WandaVision'dan fazla bahsetmedim, hatta neredeyse hiç bahsetmedim. Zaten diğer şeylerin yanında kimse merak etmiyordu ve fragmanlarda ana konuyu açıklamak harici diziyi izlemeden anlayabileceğimiz bir şey sunmuyordu. Doğal olarak dizi çıkana kadar bekledik. Veya beklemek zorunda kaldık. Ama zaten dizi gayet yakındı, o yüzden pek de sorun değildi. Tarihler 15 Ocağı gösterdiğinde de dizi sonunda geldi. Bekleyişler hafiften cevaplanacak ve Marvel'a sonunda geri dönecektik. Açık konuşmak gerekirse Mandalorian'dan sonra yeni Cuma dizim oldu diyebilirim. Ve tabii ki Cuma dizim olması demek, pazar gününe de inceleme yetiştirmem ve sizlerle muhabbet edebilmemiz demek. Tabii üniversite finalleri beni darma duman etmediği sürece. Kısaca siz de isterseniz WandaVision bizim yeni pazar serimiz olabilir. Titans veya Mandalorian'daki gibi. Her bölümdeki olayları konuşur, iyi kötü yanlarından ve geleceğinden bahsederiz. Ama tabii ki siz bu konudaki fikirlerinizi yoruma yaza durun. Ben de en iyisi videoya gireyim. Karşınızda WandaVision. Ya öncelikle direkt olarak hani bölümün kendisine girmeden önce şunu söylemeliyim ki ben Marvel'ı gerçekten özlemişim. Yani ne zaman fark edecektim bunu veya hangi yapımda fark edecektim bilmiyorum ama o klasik Marvel intro müziğini ve işte logonun akışını falan görürken inanılmaz derecede etkilendim ve sanki böyle eski arkadaşımla tekrar böyle toplanmış gibi hissettim. Güzel bir deneyimdi ve logo da bayağı iyiydi. Ayrıca bu diziye özel mi yoksa tüm yapımlar için yeniden kullanılacak böyle hani yeniden yapılmış bir intro mu bilmiyorum ama içindeki görseller büyük oranda değiştirilmiş. Girişteki önemli karakterlerin, PNG'lerin baktığı kısım aslında normal olsa da içteki böyle videolu kısımda işte bol bol Endgame'den, Ragnarok'tan veya Infinity War'dan görsel kullanılmış ve bilmiyorum bayağı hoş duruyor hani biraz daha böyle yakın tarihli şeyler görmek, yeni şeylerin hani introya etki ettiğini görmek güzel bir his ve yani dediğim gibi güzel de bir hava katıyor. Ama bölümün kendisine, daha doğrusu ilk iki bölümün kendisine gelirsek onların da gayet güzel olduğunu söyleyebiliriz bilmeyenler için. Tek bir bölüm değil, iki bölüm yayınlandı ve ortalama bir saat kadar sürüyorlar. Toplam 9 bölüm olacak. Yani sonraki 7 haftada da birer bölüm göreceğiz ve 2 ay içinde WandaVision bitecek. Bugün de ilk iki bölümle diziyle buluştuk ve dediğim gibi gayet güzel olduklarını söyleyebilirim. Fragmanlarda gördüğümüz tarihin farklı zamanlarında olma temasının ilk zamanlarını yaşadık ve anlayabildiğim kadarıyla 1950'lerdeydik. Tabii ki 1950'ler küçük bir iki şey hariç öyle inanılmaz da böyle hani kendini gösteren veya işte kendini belli eden bir tema değil. Yani daha doğrusu en azından benim o kadar bildiğim bir tema değil. Her gördüğüm ve gördüğüm zaman anlayabildiğim bir iki tema var işte. Gereksiz gülmeler olsun. Darling. Normalde evli olan karakterlerin bile TV dizisi sırasında yataklarının ayrı olması falan gibi şeyler harbiden 50'lerde olan şeylerdi ve bunları görmek tabii ki de inanılmaz derecede, yani inanılmaz derecede olmasa da normal derecelerde eğlenceliydi ve az da olsa güldürmeyi başarıyordu. Get the light. O kasaba hayatına alışmaya çalışmalarını izlemek, işte farklı insanları görmeleri, işlerinde normal insanlar olarak yaşamaya çalışmaları, farklı olaylara girip durmaları falan gayet ilginçti. Mesela işte ilk bölümdeki akşam yemeği ve ikinci bölümdeki sihirbazlık şovu inanılmaz eğlenceli olaylardı ve dediğim gibi izlerken inanılmaz derecede güldürüyordu ki bunun aslında güldürebilmesinin sebebi karakterler. Wanda ve Vision'ı normalde zaten biliyoruz ve normalde zaten detaylıca bildiğimiz karakterleri bu halde görebilmek gayet güzel. Ne bileyim işte Wanda'yı harbiden yani böyle bir ev hanımı olarak veya Vision'ı böyle ikinci bölüm sırasında böyle resmen bir alkolikmiş gibi görebilmek ilginç interaksiyonlara sebep oluyor ve yani ne diyebilirim ki gayet güzel ve tabii ki bunun güzel hissettirebilmesine en büyük sebebi de Paul Bettany ve Elizabeth Olsen'ın oyunculukları. Dizide tabii ki sadece onlar yok. Mesela hani tanıdığım oyunculardan girecekse Catherine Hahn veya işte Deborah Jo Rupp gibi hani biraz daha böyle az bilinse de oyunculukları fena olmayan, güzel destek karakterlerini oynayabilen oyuncular var ama tabii ki de en büyük olay her zaman Paul Bettany ve Elizabeth Olsen'dır. Çünkü malum zaten bildiğimiz, zaten sevdiğimiz, zaten inanılmaz iyi ve başarılı olan aktörler ve aktrisler kendileri. Nasıldı derseniz de burada gayet güzeldi. Biraz daha böyle komedi ikilisi veriyorlardı burada malum ve eski tarzdaki komediyi gayet güzel verebiliyorlar. Bunda tabii ki dizinin yazım tarzı da önemli ve yani 1950'nin o genel atmosferi de önemli ki onu verebilmişler. Karakterler gayet güzel oturmuş ve izlerken gerçekten hani o dönemki bir şeyi izliyormuş gibi hissetmeseniz de hani bir hava alıyorsunuz. Sanki böyle inanılmaz yeni bir dizi değilmiş havasını alabiliyorsunuz.
Ama biz buraya tabii ki de 1950'lerdeki atmosferi konuşmaya falan gelmedik. Çoğunuzun da bunu merak etmediğine eminim. Tabii ki de dizinin hani en büyük olayı bu garip seslenme ve bir yerde kapana kalma hikayesi. Zaten fragmanlardan da görüyorsunuz, bunu biliyorum, ikinciye söylüyorum ama Wanda ve Vision bir yerde kapalı kalıyorlar. Yani bir alanın içinde, en azından bir olayın, bir hikayenin, bir evrenin içinde kapalı kalıyorlar. Bunu Wanda mı yapıyor, başka biri mi onları yapıyor bilmiyoruz. Büyük ihtimalle Wanda yapıyor ama birileri onlara bölüm boyunca, iki bölüm boyunca böyle garip bir şekilde bir ulaşmayı deniyor, seslenmeye çalışıyor. Hani farklı farklı yerlerde insanların onlara ulaşmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela oyuncak bir helikopter var. Ha, nerede gördük tam hatırlamıyorum. Dakikasını da unuttum ama ekrana koymaya çalışacağım. Mesela bu garip uçak. Dizi siyah beyazken bile zaten uçak renkli olmasıyla bir şeylerin yanlış olduğunu belirtiyor. İnanılmaz ses çıkarmış ama yani oyuncak uçak bunu nasıl yapıyor derseniz de büyük ihtimalle zaten fragmanlarda gördüğümüz gibi o uçak aslında normal bir uçaktı. Ama Wanda'nın veya işte her kim yapıyorsa artık onun güç alanına girdiğinde oyuncağa dönüştü ve bir nevi o evrene uyum sağladı. Aynı şekilde ikinci bölüm sırasında da birinin işte Wanda ve bir kadın konuşurken radyoyu hacklediğini ve "Wanda orada mısın? Sana bunu kim yapıyor?" falan gibi şeyler söylediğini gördük. Ha, sonunda radyo patlıyor ve adam tam olarak hani ulaşmayı beceremiyor aslında Wanda'ya. Ama bir şeyler deniyorlar, bir şeyler başarılıyor ve iki bölümün de sonundan gördüğümüz gibi birileri Wanda ve Vision'ı izliyor. Sanki bizim onları izlediğimiz gibi biri de Wanda ve Vision'ı dizi gibi izliyor. Harbiden siyah beyaz. 4'e 3 ekran oranında, böyle kocaman televizyon, tüplü televizyon oranında. Onları izliyor ve bir şeyleri not alıyor. İşte tam da bu not alma kısmında inanılmaz küçük bir detay görüyoruz. Adamın defteri üzerinde küçük bir kılıç var. Aynı şekilde ikinci bölümün sonunda da bir aracı görüyoruz. Baya böyle kanalizasyon borusundan bir aracı çıkıyor. Ve bu aracıda da aynı şekilde bir kılıç sembolü var. Bir an şey yapamadım, sembolü unuttum. Kılıç sembolü var. İkisinde de aynı kılıç sembolü var. Şimdi Marvel tabii ki çizgi romanları okumayanlar bu konuda fazla bilgili olmayacaklardır. O yüzden bu kılıcı da biraz açıklamakta fayda var. Nasıl Shield uzaydan gelen tehditlere karşı dünyayı savunmak için varsa, aslında Sword da tam tersi uzayın, hani dünyanın dışında bulunup gelen uzaylıları gelmeden önce durdurmak veya onlara karşı savaşabilmek için yapılmış bir alt bölüm gibi bir şey. Yani Shield'ın alternatifi işte. Shield dünyaya girenleri savunuyor, Sword da dünyaya gelmelerini engelliyor veya gidiyor kendi saldırıyor yani risk olanlara. Tabii ki MCU'da henüz Sword'u duymadık veya daha önce bahsedilmemiş olması lazım. Agents of Shield'da bir yerde böyle bir mızrak, yani spear esprisi yapılıyordu ama direkt olarak Sword denmiyordu. Aynı şekilde geleceği gördüğünü söyleyen bir karakter de işte hani bu tarz bir oluşumun olduğundan bahsediyordu ama dediğim gibi direkt olarak bir isim konulmamıştı. Peki bu örgütün en büyük isimlerinden biri kim derseniz de kendisi Monica Rambeau. Evet, Captain Marvel 2'de gözükecek olan Monica Rambeau. Hatta bu Captain Marvel 1'de küçük kız vardı ya. Heh, işte o. Peki o bu dizide nerede biliyor musunuz? İşte tam burada. Bu karakter Monica Rambeau. Spoiler yemiş gibi mi hissediyorsunuz? Yediniz. Çünkü ben de yedim. Ben yediysem siz de yiyin. Bu karakter Monica Rambeau ve Captain Marvel 2'de de gözükecek. Yani dizideki rolü bayağı önemli. İleride ne olur bilmiyoruz ama fragmanlarda zaten karakterin kendine gelmeye başladığı zaman bir şeylerin yanlış olduğunu anladığını gördüğünü biliyoruz. O yüzden dizide büyük ihtimalle inanılmaz önemli bir yere sahip olacak. Sword da aynı şekilde büyük ihtimalle Wanda'yı ve Vision'ı oradan çıkarmaya çalışıyor. Veya işte bilmiyorum artık onları hapseden onlar mı? Veya onlar değilse onları oradan çıkarmaya çalışıyorlarsa sorun yok. Çünkü Sword'u tanıtmak için çok güzel bir yol. Ama açıkçası ileride neler görebileceğimiz konusunda ben de gayet kararsızım, gayet emin değilim. Hiç teorim vesaire de yok. Zaten hani teoriler bir kenara, Doctor Strange'in yeni filmine bağlanacağını biliyoruz bu yapımın. O yüzden bayağı garip şeyler olacak. İşin sonunda belki Doctor Strange'i bile görebiliriz. Alternatif evrenlerden birilerini görebiliriz. Hatta ben Fox'taki işte Quicksilver olan Evan Peters'ın da diziye bu şekilde dahil olacağını düşünüyorum. Çünkü alternatif evrenlerle karakteri bu hikayeye dahil edip sonra onu bizim dünyamıza çekmek inanılmaz iyi bir yöntem olur. Baya böyle tak diye böyle inanılmaz cheesy bir şekilde yağ böyle yağ gibi geçer yani. Bilmiyorum ben niye böyle abarttım bu olayı ama ya ben Evan Peters'ın Quicksilver'ını baya seviyorum ve bu evrende de görmek isterim. O yüzden biraz böyle onun tarafında kafa yoruyorum bir şeylere en azından ve dediğim gibi eğer gelecekte böyle bir şey olursa ben bu videoyu denerim ve hep beraber böyle bir şeyin olduğunu kutlarız. Ama onun dışında şimdilik benden bu kadar. Sonraki bölümlerle alakalı teorilerinizi yorumlara yazabilir.
bölümü aslında yorumlarda tartışabilir veya ne bileyim yani yorumlara yazan insanların yaptığı şeyleri yapabilirsiniz. Yani şimdilik benden bu kadar. Bunu büyük ihtimalle eğer siz de isterseniz haftalık bir seriye çevireceğiz. Ama o zamana kadar benim gidip final ödevlerimle uğraşmam lazım. O yüzden sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca hazır videoda bitmişken sağdan ve soldan farklı videolara ve oynatma listelerine gidebilir. Alttaki tuştan da abone olabilirsiniz demeyi unutmamakta fayda var malum. Abone olmanız fazlasıyla yardımcı oluyor ve olursanız da çok memnun olurum. Ama yine de sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.